Merhabalar arkadaşlar, ben Serttaş Kemiksiz Rhino Tübe, yani kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi yeniden birlikteyiz. Bugün ufak bir sunucumuz var yanımızda. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapmaya geldik? Spoiler geçtiğimi. Evet, ne spoiler'ı acaba? S4. Aa, şu yerde bir şeyler var. Şunlar ne? O ne acaba? Kırmızı kırmızı. Spoiler değiştirme malzemesi olabilir mi? Ama spoiler'ımız orada değil. Evet arkadaşlar, bugün daha önceden gelmiş olan RS4 spoiler'ımızın montajını yapacağız. OEM Volkswagen'deyiz, biliyorsunuz arka tarafta çok fazla işi var. Biz de kendisine küçük çırağımla yardımcı olmaya çalışacağız. Çırak Hanım. Miyav. RS4 spoiler'ını takmaya çalışacağız arkadaşlar. Muhtemelen beceremeyeceğiz. Yarı yolda patlayacağız. Patladığımız yerde de Koray'dan yardım isteyeceğiz. Önce bir arabanın başına gidelim. Spoiler'ımız nasıldı onu size göstereyim. Değişiklikler şuradaki hatlarda olacak arkadaşlar. Bu çizgiler değişik. Şuradaki oyuntu biraz daha belirgin. Şuradan gördüğünüz kadarıyla size de göstereyim. Ve şuradaki hatlar biraz daha belirgin. Çok aşırı bir fark var mı? Yok. İnşallah şu içerideki led bizimkini uyar diye umuyorum. Uymazsa zaten naneyi yedik. Şimdi bagajımızı açalım. Şuralardan arkadaşlar, buradaki şunları sökmekle işe başlıyoruz. Babacığım, alabilir miyim o malzemeyi? Teşekkür ederim. Evet, şunu şuradan kanırtarak açıyoruz arkadaşlar. Şuradan vidalara ulaşacağız. Buradan tesisatımız var. Buradan sökeceğiz. Şimdi ikincisini çekiyorum. İkinciyi söküyorum. Bunu da çıkarttık. Burada da diğer bağlantı var arkadaşlar. Bakamadım. Bakayım bir. Şunu da açtım arkadaşlar. Bunu açtım ama bunun altından ne çıkacak bir fikrim yok açıkçası. Bunu Koray'a sormak lazım bir. Şu anda ben bu bagajı sökebilmek için bulduğum her yeri açıyorum. Her şeyi sökmeye çalışıyorum. Bir yerlerden vida falan arıyorum. Onları bulmaya çalışıyorum. Koray içeride çok yoğun. Dükkan ağzına kadar dolu. Çaka çaka dolu. Biz de ufaklıkla kendi işimizi kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Dur bakalım becerebilecek miyiz? Bir burayı söktüm. Bir. Karşı tarafında var bir tane. Bunu da söktüm. İki. Şuradakini de söktüm. Üç. Şimdi gerisine bakalım. Diğer aşamamız, şunu şöyle araya soktum. Kanırttım iki taraftan da. Bunu şu anda söküyorum. Yani şöyle yapıyorum. İnşallah kırmıyorumdur. Bir de bir taraftan yapacağım aynı şeyi. Arkadaşlar, şuraları şöyle hep kanırtarak aça 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 şu aşamaya getirdim. Buradaki bir sürü tırnak vardı. Şu aradan size göstermeye çalışayım. Buradaki tırnakları söke söke geldik buraya kadar. Biz burada bayağı bir vakit geçirdik arkadaşlar. Bagaj kapağının arka tarafını söktük. İnce bir yer kaldı. İnce bir yerde şimdi Koray'dan yardım bekliyoruz, işin uzmanında. Yoksa biz durumu patlatabiliriz. Ortadaki reflektör kapağını da açtıktan sonra arkadaşlar oradaki tırnaktan söktük. Buralardan alacağız bunu. Kapıyı da kapatayım. Seni azıcık da öne yaklaştırayım şöyle. Direksiyona gel. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yarınların Rhino'su kolay yetişmiyor. Açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şunlar somun yumaları. Bunları şimdi sökeceğiz arkadaşlar. Koray, biz yolun yarısını sensiz geldik. Ama büyük kısım sana kaldı. Ben bunu evde yaparım diyordum da nah yaparmışım. Benim böyle bir alet yok tabii. Arkadaşlar, buradaki somunları söktük. Şurada mavili şeylerin yuvarlakların altında somunlar vardı. Onları söktük. Mavi tırnaklar var size gösterdiğimiz. Muhtemelen şu anda onlar da tutuyor. Bir de onları atmaya çalışacağız. Arkadaşlar, şu içerideki tırnak bizi çok zorladı açıkçası. Ama onun yerini keşfettikten sonra çıkış kolay oldu.
Eline mi geçti lan? Ver. Güneş de çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz ki araba spoilersız. Böyle hani sokakta şey kuyruğu kesilmiş köpekler olur ya, yazık hayvancağızlar, onlara benziyor birazcık. Bayağı bildiğin keltoş oldu. Spoiler ciddi anlamda bir tamamlayıcıymış gördüğünüz gibi. Spoiler çıktıktan sonra berbat bir şey oldu. Arkadaşlar biz RS4 spoiler'ını şimdi sizin de tam olarak detaylarını göreceğiniz şekilde montajını, sökmesini, kendi spoiler'ımı sökmeyi, onun montajını yaptık. Aralarda siz de izlediniz bunları zaten. Beyler bunun RS4 spoiler'ına uyumasını umuyoruz. Stoplanmamız da uyarsa sorunsuz bir değişim olacak. Yani tak çalıştır yapabilirsiniz demek. Bakıyoruz ve uydu gibi. Değil mi? Evet. Evet, uzmanımızdan da onayı aldık. Benim tırstığım buydu. Mesela şeyde reflektörleri M3 tamponu değiştirirken nasıl su uyar demiştim ve patlamıştım. Ondan sonra onları 2 ay yakın bekledim arkadaşlar. 2 ay reflektörsüz gezdim. Ama böyle ha deyince de alınacak parçalar değil. Hem parça numarasını bulmak zor hem de pahalı. Küçük de olsa. Şu anda o sorunu ortadan kaldırmış olduk çok şükür. Satılık Sline spoiler. Sahibinden. S-Line spoiler'dan tırnakları vesaireleri ıvır zıvır bilmem neyi RS4'e aktardık. RS4'ten de direkt tak çalıştır yapma imkanımız olacak. Çünkü stopları da uydu, işte tırnak yerleri de uydu, her şey uydu. Sakın atma onu. Taş arabalara gelir, yere atar mısın? Her şey uydu. Yarım saatlik bir proses oldu ama dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu kenarlarda, iki kenarda tırnak var. Spoiler'ın iki kenarında. Biz onu ilk başta bulamadık. Bayağı bir zorladık. Hatta bir şeyleri kırıyorduk az kaldı. O konuda orada bir gerildik bayağı. Allah'a şükür bir şey olmadan hallettik. O tırnaklara dikkat etmeniz lazım. Burada püf nokta iki tane köşelerdeki tırnak spoiler'ı çıkartırken. Çünkü ortadaki somunları vesaireleri açıyorsunuz. Onlar çok bariz. Diğerleri gizli yerde kalmışlar. Hadi gelin devamına bakalım. Artık montajı tamamlamak üzereyiz. RS4 spoiler'ımız geliyor. Küçük çırak, sen de öğreniyor musun? He? Senin uyku mu geldi? Konuşuyorum. Takıyorum. Buyurun. Takmak üzere. Takamıyorum. Şu tırnak yerine şu anda tam gelmiyor. Kolay gelsin. Selam. Nasılsın? Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Abi çekimde üstüne. Evet. Hoş geldin. Çekim evet. Üstüne bastın bizi. Sen de bize bastıt yaptın. Evet arkadaşlar, işlem tamam. Yine OEM Volkswagen'de Koray'ın yardımıyla, azıcık da ben yaptım bir şeyler. Hadi kendi hakkımı da yiyeyim. Koray'ın yardımıyla eline sağlık. Tam istediğimiz gibi oldu. Ciddi bir fark yok ama ben size farkları göstereceğim. Bugünlük videomuz da böyle bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Arabamıza yeni bir parça daha ekledik. Parçaları artık kaporta parçalarını yavaş yavaş birleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş RS4 Rhino adında başladığımız projemizin sonuna geliyoruz. Yine dünyaca ünlü, dünyada tek bir proje yapmak üzereyiz. Takipte kalın. Görüşürüz. Ha, kanala abone olmayı unutmayın.